اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. مسافرنا نمازنا من سلسلة في درسمز دوام الترامز سيد كان درسمز دا ونكن شه مسألة آخر جيت كزمي تختقنا كامز جام تقديمين شرطلار مسافر خخلصة namazlarını cemlenedigen namazlarını evvelki namazın vakti de cem tahtiye kılıkış mümkün halese keçiktir bir cem tahtiye kılıkış mümkün dedik. Lakin her birinin şartları var. Cem tahtiye evvelki namaz vakti de okumak için olsa işte şart tapılış gereği dedik. Birincisi tertifkar ayakı gen buluşu. Beşin bilen asrını cemlemek için olsa beşin peyti de elbette beşini birinci okup giyin. Ortadan asrını okuş gereği buladı. Şamla Xutan'ı cəmləmək üçün olsa, Şamla birinci okurken Xutan'ın oxuş gereği olardı. İkincisi, gitmək etlik dedik. Arada üzülüşü olmazdı geri. Beşinini okurgenden keyin, biraz müddət ötüb, keyin asırını cəmləyimin desə, əksər ulamalar cəizməsi deyişkən. Şamla okurgenden keyin, əmxil düşündəyib, biraz müddət ötüb, keyin Xutan'ın okuyimin desə, cəizməsi deyən əksər ulamalar. Şeyh Hristiyan Rahmanullah isə, namazını cəmləşdən murad, İkide namazın vakti bitti, vakti hesaplanışı. Çünkü göre, mabada peşin okup, cemleş niyeti bu mesela peşin okusayı, yiyin, yarım saat, bir saat ötüp yiyin, asır niyem cemle olamayın ise caiz dedi. Şeyh-i İslam rahimahullah. Eğer çünkü ihtiyaç olsa dedi. Abi, üçüncü şart kekip tuhtu genedik. Üçüncü şart, ikinci namaz tüge günce huzurunun devam etişi. Peşin bilen asrını cem takdim kılıp peşin peyti de okusa peşinini okup oldu. Asrını yem tüketip salam bir bugünce üzür devam etmiş gereği. Biz şimdi kayısı üzür bilen cemleş hakkıda söz albara yapmış. Safar hakkıda gap git yaptı. Demek safar devam etmiş gereği. Bu degeni ikinci namazga kirmesten ya ki kirgen bu sahne ikinci namazını tüketmesten üzür tohtasa üzür tügese, cemleş hem batıl oladı. Namazın arası da safar tügeşi, üzürünü tügeşi kendi tasavvur kılınadı. Mesela birincisi iki hal halatını tasavvur kılışımız mümkün. Birincisi mesela misafir kişi bir cahaya safar kıldı. 2-3 gün duramandı. 2-3 günü devam edeyim de mi bula dedik, muzafir hesaplanat dedik. Namaz okuş esnası da cemliyim yani cem takdim kılaman dedik. Mesela peşimle asırını peşim peyde okuyatıp keyin asırını başlayan peyde hala tüketmezden uylanıp, hayal yakıp yakıp getip buldu kola diyen buldum. Yani köprah yardan vereme şu yerde. Allah için geldim gitmeyeyim ben dedi mesela. Yardan verir için, madur için ki gel bulsa mesela. Namazda durup niyet özgertirdi. Bolu mukim bulamayan, Türk'ün artık kalamayan degen niyet namazda durup özgerse, mukimlikte niyet kısa namazda durup, bolu sefer huzuru tuhtadı degen, tügedi degen. Uyağı geldi, bu indi asırda boşlegen, bolu bu asırga ötmüydü. Çünkü nafal kıp tügetedi namazda, nafal kıp tügetip ki asır vakti kirgen de özün vakti de okuydu. İkinci halat, özünü şaharge kirk yap olsa, mesela yolda cam takdim kalıp, peşimle asrını peşin peyti de okuyayım ben de yaptı. Şimdi peşinle evvelki peyti de okuması hem sal keçiktirip mesela okuyayım bu ise. Kullas bu özünü diyarıya kayıt yaptı, özünü şaharıya, özünü kışlağıya kayıt yaptı. Namazda camla oku olamayan evvelkisinin vakti de mesela peşimle asrını peşin peyti de oku olamayan amin musafir mendip. Başlasayı peşinle okusa, yine asrını okuş devamı da hala asrını okup olmasından mesela samolyot şaharın çekerisine kırıp kese.
agar hali qo'nmagan bo'lsa ham. Gohida aeroport nariga, shaharning nariga chetida bo'lishi mumkin. Shahar kattaroq bo'lsa, shaharning ustidan shaharga kirib kelsa, shaharning ustidan o'tayotgan bo'lsa, u shaharga kirdi hisob. Yoki masalan nimada? Poyezdda masalan. Yoki avtobusda va hokazo shaharga kirsa, namozni boshlab qo'ygan bo'lsa, aytganimizdek, asr namozini jam taqdim qilaman deb, ikkinchi namozni boshlab qo'ygan bo'lsa, oxiriga yetmagan bo'lsa, hali salom bermasdan shaharga kirib kelsa, o'z-o'zidan uzr to'xtadi degani. Uzr to'xtagandan keyin uni asr qilib tugatishi joiz bo'lmaydi, yoki shomilni xuftonni jamlayotgan bo'lsa, xufton qilib tugatish joiz bo'lmaydi. Nafl qilib tugatib, keyin o'zining vaqti kirganda asrni yoki shomilni xuftonni jamlayotgan bo'lsa, xuftonni o'zining vaqtida o'qiydi. Endi kimdadir shu holat bo'lgan bo'lsa, hukmni bilmagan holda ikkinchi namoz tugatmasdan o'zini shaharga kirib kelib tugatursa bo'ladi deb tushungan bo'lsa, hukmni bilmagan bo'lsa, qaytadan o'qish kerak bo'ladi o'sha namozni. Keyingi 13-chi masala. Ikkinchi namozning vaqti kirishidan oldin o'z shahriga kirib kelishini bilgan kishi jam taqdim qilishi joizmi? Endi shu oxirgi shartga bog'liq masala. Xo'p, jam taqdim shartlaridan biri uzr, ikkinchi namozni to tugatguncha davom etish kerak degan. Ikkinchi namoz tugaguncha davom etish kerak dedik. İkinci namazını vaxtı çıkınca devam etmiş kere demeyapmış. İkinci namazını okup bugünce deyapmış. Çünkü özü cam takdim kılıp birinci namaz vaxtıda camla yaptı. Birinci namaz vaxtıda camla yaptı. İkinci namazının vaxtı kirişiden aldın. Öz şehriye kirip gelişini bilgen kişi cam takdim kılışı caiz mi yok mu? Mesela safardan kayıt yaptı. Özünü şehriye, özünü manzilige. Mesela özünü şehriye kayıt etken bu ise, safardan kayıt etken bu ise. Peşin peyti buldu yolda. Peşin peyti buldu. Toxtab, peşin bilan asrını jamlamoqchi, vaholanki aniq biladi, asr bo'lmay kirib borishini biladi. Shaharga, qishlog'iga asr bo'lmay kirib borishini biladi. Masalan, peşinning oxirgi paytlariga kirib borishini biladi. Lekin peşinning avvalida toxtab, peşin bilan asrını jamlab o'qimoqchi. Shu joizmi yoki yo'qmi? Albatta, asr paytida o'zini diyoriga borishini bilgan kishi jamlamasdan faqat peşinni qasr qilib o'qib, keyin asrni o'zining paytida o'qish kerakmi? Xo'p, shu masalada ulamolar ixtilof qilishgan. Ba'zi ulamolar agar ikkinchi namoz vaqti kirishidan oldin shaharga yetib kelishini bilgan kishi jamlamasin dedi. Uni borgandan keyin asrni o'z paytida yoki xuftonni o'z paytida o'qish kerak bo'ladi dedi. Ba'zi ulamolar yo'q, bu musofir, hozir musofir bo'lgan holatda jamlayapti. Musofirga qasr qilish ham jamlash ham joiz. Demak, yo'lda to'xtab, peshinni o'qigan paytda asrni ham yoki shomga to'xtagan paytda xuftonni ham qo'shib o'qisa, o'qisa bo'ladi. Agarki asrdan oldin yoki xuftondan oldin kirib borishini aniq bilsa ham, bu joiz deydi. Ibn Qudama rahimahulloh Mughni kitobining 3-chi mujallad 140-betida aytadiki, "Va in atamma solatayni fi vaqtil ula", ikkala namozni birinchi namoz vaqtida o'qib tugatsa, "mazal al-uzru ba'da faraghihi minhuma", ikkala namozni o'qib bo'lgandan keyin uzr to'xtasa, qabla duxuli vaqti saniya, hali ikkinchi namoz vaqti kirmasdan ikkala namozni o'qib bo'lgandan keyin uzr to'xtasa yoki tugasa, ajza'athu, o'qigan ikkala namozi ham hisobga o'tadi. Va lam talzamhu saniyatu fi vaqtiha, ikkinchi namozining vaqti kirganda yana bir bor o'qish shart emas. Li anna salata waqa'at sahihatan mujzi'atan amma fi zimmatihi va bari'at zimmatuhu minha, chunki o'qigan namozi sahih deb e'tibor qilinadi. Zimmasidan soqit bo'ladi. Falam tashtag'ili zimmatu biha ba'da zalik, undan keyin ikkinchi marta yana mashg'ul bo'lmaydi zimmasi ikkinchi marta yana asr o'qi yoki xufton o'qi deb aytilmaydi. Va li annahu adda farzahu hal al-uzr, shu tarzda jamlasa bo'ladi, qaytadan qaytarish shart emas deyapmiz. Li annahu adda farzahu hal al-uzr, chunki uzr holatida ado qildi. Uzr holatida, ya'ni safar bilan safar sababli jamlayotdi. Peshinni ham asrni ham jamlagan paytda uzr bor edi. Uzr paytida ado qildi. Falam yabtul bi zawalihi ba'da zalik, uzrni undan keyin ketishi bilan namoz o'qigan uzr paytida o'qigan namozi botil bo'lib qolmaydi. Kal mutayammimi idza wajada al-ma'a ba'da faraghihi min as-sala, xuddi tayammum suv topmasdan tayammum qilib o'qigan kishi. Tayammum qilib namozini o'qib, hali vaqt chiqmasdan suv topsa. Bo'ldi, qaytib o'sha suv bilan tahorat olib tayammum nima namoz o'qisin deyiladimi? Yo'q. Bo'ldi, o'sha tayammum bilan o'qigan namozi hisobga o'tadi. Xuddi shunday uzr paytida jamlab o'qib oldimi, ikkinchi namoz vaqti kirgan paytda uni qaytadan o'sha namozini o'qib olgin deb aytmaymiz deyapti. Shayx Usaymin rahimahulloh
Şimdi bilen asrını can takdim kılıp okuyan kişi. Özünü mukim buladigan joyiga, mukim buladigan şehirge asr namazını aldın kirip girişini bilse hem camlaşı caiz mi deyip sorgen de naam, yani bu caiz degen, hada caiz, lakin in kana ya'lem ev yaglib ala zanni ennehu seyasulu qabla salatil asr fel afzal alla yecmu. Lekin asr namazını aldın yetim barışını bilse afzalı camlamagani لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ حَاجَ لِلْجَمْعِ Çünkü camlaşka hiç kanda ihtiyacı yok. Camlaşka hiç kanda ihtiyacı yok. Şimdi etkenimizdik. Camlaşka ihtiyaç bu seçi. İmbabi avla caiz. Mesela uzak seferden geliyordu. Kulama genelde bir gün, iki gün bugün bu se. Uzak seferden geliyordu. Uzak sırap geliyordu. Azı borgenden ki taharat kılıp Allah diyene namazı okşamır. Meşakkat bu se. Üçü bâbı tuhtagen peyde. Oku olamayan. Peşinki tuhtagen de asırını yem yapı. Şamga to'xtaganda xutonni ham o'qib olaman. Biladi xutondan oldin borishini yoki shomdan nimadan oldin borishini biladi. Bo'lib ham masalan gohida ancha vaqt uxlamagan bo'lsangiz, shu xutonni ham kutishga majol qolmaydi-da. Xo'p, siz yarim soat xutondan yarim soat oldin yetib borgan bilan nafaqat torat qilib xutonni o'qib qo'ya qolish, yarim soat kirishini ham kutishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa paytda mabodo shaharga kirmasdan masjid biron bir masjidda to'xtab, jamlab o'qib keyin kirsa, joiz. Uzur payeti de adakıyan buladı. Safar. Şimdi bu yerde karayın. Uzur de payeti şey yaptı. Çünkü safar uzurudan başka uzur bilen hem, safar sebebiden başka sebep bilen hem cemlesi buladı işledi. Hanbali maksab ulamalar bu. Fakat yine safar gelmez. Mesela keserlik ya. Keserlik sebeple cemle yekken bu seyem. Demek keserlik üçüncü şartta ötken. Mesela da üçüncü şartta ne dedik? Cem takdim kubu okumakçı olsa uzur. İkinci namaz tüketkünce devam etiş gereği dedik. Çünkü göre peşim bilen asrını peşim payeti de cam takdim kılıp camlamakçı bugün bimar kişi. Şu keserlik nima geçe devam etiş gerek, ikinci namaz kubeyince devam etiş gerek. Ama bu arada ikinci asırını başlayan peyde, özü de bir tüzelgenini sizse mesela hız kısa, yani üzür tügese, içi de tüzelip kalsa mesela. Yani bu oldu bunu nefal kıp tügetip gün özünü vakti kaydıp okuş gereği buladı. Yani bitti umumi kıp üzür de bir yapır şey yaptı çünkü fakat safarına özgü çekilenmiydi. Başka üzürler hem kuddu şu hükümde. Aldın ki mesela hakkıda, aldığın gibi mesela biz üçüncü şartını mı dedik? İkinci namaz, tüge günçe özür devam etmiş gereği dedik. Bana şu hakkıda, Ravdül Murbiya kitabını, 147. bitti, Buhuti Rahmahullah dediler ki, İnin qat'a'a seferu fil ule. Musafir kişi mesela, cam takdim kılıp okumakçı olsa, gahıda sefer, birinci namaz esnasıda tügeş mümkün, gahıda ikinci namaz esnasıda tügeş mümkün. Dedi ki, İnin qat'a'a seferu fil ule. Eğer birinci namaz, asnası da zafer tügese batal el cem'u vel kasru mutlakan. Hem kasır kılıç hem cem kılıç batıl bulad. Fe yutim muhuma ikkelesniyem toruk okuydu. Bu hem kasır kılıp hem cemle okuyum endip niyet kıyam. Lekin birinci namaz tüketmezden yetip ise kasır hem cemleşen batıl buladı. Hop kasır batıl bugenden kendim akıladı. Devam ettiradı. Turup, üçüncü, dördüncü rekatta devam ettirip, cemleşen batıl buldu diye yaptı, yani kendi namazını özün payette okuydu. Özün vakti kirgende. Çünkü birinci namazda hala okumamazdan bu, özün de şehirge kirp geldi mesela. Ata sihhu fardan farzge ötedi bu. Farzge ötedi, oku genin üçe farzge ötedi. Peşin mesela, yani asırını özün payette okuydu. Vafi saniye, yani vafi saniye degeni, inin kata'a seferu fi saniye. Eğer sefer ikinci namazda asması da tükeseçi, yutimmuha naflan deyipti. Ve tasihhu l-ula fardan nafl kıp tüketedi, birinci okuyan namazı farzga ötedi deyipti. Yani peşinde iki rekat kasır kılıp okudu, salam birdi, hali şehirge kirp giymedi mesela. Kiyin turup asrını başlayanıdı, camliyemendip asrını hem kasır kılıp başlayanıdı gendi, şehirge kirp giyip koydu mesela. Maşına hemen poiz mi mesela, samal etmiş şehirge kirse. Fissaniye, demek ikinci namazını asnası da tüketedi. Özür tügedi. Yutim muha nafilen. İkinci namazını bu asırda başlayan namazını nafil kıp tügetedi. Ve tasihhülü ule fardan. Lekin peşinde kasır kılıp iki rekat okuyan idi. Bu indi farzga ötedi. Peşin ötedi. Asırını kendi özünü payet edin mi? Doluk kıp okuladı. Etibar vereyim. Eğer peşin bilen asırını, yani üç kıl halet var. Üç kıl halet böyle yaptı. Peşin bilen asırını hala ikinci namaz vakti tügemezden üzür tuhtasa yani sefer tügese camlaşı batıl buladı diyelimiz.
Şimdi jamlashib otib bo'ladi ki o'zining paytida o'qish kerak bo'ladi. Xo'p. Beshin bilan asrni jamlab safarda o'qisayu, keyin asr paytida asr vaqti kirgandan keyin shaharga kirib kelsa. Bu yana asrni qaytib o'qish kerakmi? Yo'q, bu endi bir ittifoq nima qilmaydi? Namozni ado qildi. Peshin paytida jamlab, asr bilan peshini jamlab o'qidi. Qaytadan qaytarish shart emas. Asrdan keyin kirib kelsa. Endi ixtilof nimada? Peshin bilan asrni jamladi. Asr vaqti kirmasdan, ya'ni peshinning oxirlarida kirib keldi. Peshinning oxirgi paytlarida kirib keldi. Ya'ni o'zini shaharga kirgan paytda asrga azon aytsa. Mana bu kishi asrni qaytib o'qiydimi? Yoki oldingi o'qigani kifoya qiladimi? Bunda xilof bor. Shu o'rtadagi masalada xilof bor. Yani İbn Qudamah rahimahullah aytgan so'ziga ko'ra, ya'ni sahih so'ziga ko'ra bo'ladi, lekin afzali nima qilmagani yaxshi dedik. Shayx Husaymiy rahimahullah ham aytdi. Afzali bilsangiz, nimadan oldin borishingizni, ikkinchi namoz vaqti kirishdan oldin borishingizni bilsangiz, ayniqsa ibodat bo'lgan masala, ehtiyot bo'lgan yaxshi. Hech qanaqa mashaqqat bo'lmasa, qiyinchilik bo'lmasa, o'zining paytida o'qigan afzal deyiladi. Keyingi masala, 14-chi masala. Jam taqdim qilmoqchi bo'lgan kishi niyat qilishi shartmi? Jamlashi sahih bo'lishi uchun niyat qilgan bo'lishi shartmi? Ya'ni peshin bilan asrni peshin paytida jamlamoqchi bo'lgan kishi peshinga kirishdan oldin, peshinga takbir tahrima aytishdan oldin jamlab olaman degan niyati bo'lishi shartmi? Yoki peshin o'qib bo'lgandan keyin xayoliga kelsa jamlash, keyin ham jamlab yorsa bo'laveradimi? Yo, albatta niyat birinchi namozdan oldin bo'lishi kerakmi? Mana bu masalada ham ixtilof bor. Ixtilofli bo'lgan shartlardan Hanbali mazhab ulamolari shart deydi. Albatta, birinchi namozni jamlamoqchi bo'lgan, ikkita jamlamoqchi bo'lgan namozdan birinchisidan oldin, birinchisiga kirishdan oldin nima qilish kerak, niyat qilgan bo'lish kerak deydi. Shofiylar ham shart deydi, faqat birinchi namozni boshlanishida bo'lishi shart emas. Xullas, birinchi namoz tugatmasdan niyat qilsa bo'ldi, hatto namozning asnosida bo'lsa ham niyat qilsa kifoya qiladi deydi. İkinci taifa ulamalar, Maliki mezhab ulamalardaki bir söz, Şafii mezhab ulamalardan bazılar şunu ihtiyar kılışken, İbn Teymiye rahmetullah, şu sözü ihtiyar kılışkenler, İbn Hacer rahmetullah hemen şu sözü ihtiyar kılışkenler, yani cemleş üçün niyet kılış şartmaz. Abada bir kişi cemleş niyeti yok, peşinde okup, keyin, salam bergenden keyin, ihtiyacı varlığını bilip, asrını cemle olsa, yok şamını okuyenden keyin, qaniyam jamlavasan bo'larkan deb masalan jamlavasa keyin niyat qilsa buni zarari yo'q deyiladi. Shayx al-Islom rahimahulloh aytadilarki Majmu'ul Fatawa kitobini 24-chi mujallad 104-chi betida 105-chi 104 105-chi betlarda aytadilarki va ma alimtu ahadan min as-sahaba va tabi'in lahum bi ihsan ishtarata niyatan la fi qasrin va la fi jam'in. Na biron bir sahaba va na biron bir tobiinni bilmayman. Qasr qilishda ham, jamlashda ham niyati shart qilganligini bilmayman. Safarda qasr qilishda yoki jam qilishda niyat shart degan biron bir sahaba yoki tobiinlarni bilmayman dedilar. Keyin so'zini davomida dalil sifatida aytadilarki, "Va kazalika jama'a bihim bi Arafah." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arafatda namozni jamlab o'qidilar. "Wa lam yaqul lahum inni uridu an usalli al-asr ba'da adh-dhuhri." Hatta sallaha. Sahobalarga bir og'iz men peshindan keyin asrni ham jamlab o'qimoqchiman, niyat qilib olinglar deb peshindan oldin orqasida namoz o'qimoqchi bo'lgan sahobalarga oldindan niyat qilib olinglar deb aytmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ortlarida hajga borgan sahobalar juda ham ko'p edi. Ularni hammasi ham namoz ahkomlaridan bexabar emas, ya'ni bexabar bo'lganlari, namoz ahkomlarini bilmaganlari ko'p. Ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir og'iz nima qilish kerak edi, agar shu shart bo'lganda jamlamoqchimiz, hozir asrdan keyin nima, peshindan keyin asrni ham o'qiymiz, jamlash niyat qilib olinglar deb bir og'iz aytgan bo'lardilar. Mana shu dalilga tayanib to'g'rirog'i nima, jamlash uchun niyat qilish shart emas. Shu yerda bir to'xtab olsak bo'lar ekan. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Mo'min kishi albatta yo muqim bo'ladi, yo musafir bo'ladi. Muqimlikda ham Allohga ibodat qiladi, safarda ham Allohga ibodat qiladi. Muqimlikda Allohga qanday ibodat qilishni bilish kerak bo'lgandik, safarda ham Alloh subhanahu va taologa qanday ibodat qilishni albatta o'rganish kerak.